Akşamlar diliyorum. 28 Haziran 2018 günlerden Perşembe. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayına karşınızdayız. Şu an aynı anda 90.2 Radyo RT FM frekanslarından da sizlere ulaşıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem var, ayrıntılar diyelim ve maalesef öğle saatlerinde Ereğli'ye bağlı Kuskuncuk Mahallesi'nde yaşanılan üzücü bir gelişmeyle bu akşamlık bültenimizi açalım. 4 yaşındaki Alperen Ünlü. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Sulama kanalının yanında gezerken maalesef bir anlık dengesini kaybetti ve kanala düştü. Hayatını kaybetti. Ereğli'ye bağlı Kuskuncuk Mahallesi'nde 4 yaşındaki Alperen Ünlü dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yanında iki arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan Alperen, mahallenin dışındaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek düştü. Yüzme bilmeyen Alperen suyun kuvvetiyle sürüklendi. Yanındaki arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine bölgeye gelen baba, Mustafa Ünlü oğlunun cesedini yaklaşık 5 kilometre ileride kanal içinde buldu. Hastaneye kaldırılan Alperen'in öldüğü belirlendi. Değerli izleyenler, Ereğli'ye bağlı Kuskuncuk Mahallesi'nde maalesef bugün üzücü bir olay meydana geldi. Köyü gezmek için yanındaki iki arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkan Alperen Ünlü tam bu bölgeye geldi ve dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Alperen suya düştükten hemen sonra yanındaki iki arkadaşı köye giderek çocuğun ailesine haber verdi ve olay yerine gelen ailesi çocuklarının cansız bedenini işte tam buradan çıkarttı. Alperen Ünlü kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken konu hakkında soruşturma başlatıldı. Efendim, dünkü ana haber bültenimizde de ekranlarınıza getirmiştik. 24 Haziran Pazar gecesi ilçeye bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde ateş yakarak yol kapatan şahıslardan 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslar adliyeye çıkartıldı. Biri tutuklandı. Yeni yollarla Ereğli. Ereğli'de seçim günü Tahtaköprü Mahallesi'nde ateş yakarak yol kapatan 5 şahıstan biri çıkarıldı, mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ateşi yakıp yolu kapatan 5 kişi seçim günü gözaltına alınmıştı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan polis ardından 11 kişiyi daha gözaltına alarak emniyete götürdü. Sorgusu biten ilk 5 kişi adliyeye çıkarıldı. Şahıslardan F.D. tutuklanırken diğer 4 kişi serbest kaldı. Bu konu hakkında 11 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Bunu da altını çizerek belirtelim. Efendim, beyaz kirazın hasadı sürüyor. Ereğli'ye bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Özkan Özgüven buraya gitti ve hasat yapan, yine aynı zamanda beyaz kiraz reçeli üreten kadınları ziyaret etti. Belediye olarak her zaman destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Şu an itibariyle beyaz kiraz hasadı başladı. Beyaz kiraz hasadının olduğu bir bahçedeyiz. Ve tabiri caizse köylü kadınlarımız burada bir araya gelerek kurdukları tarımsal kalkınma kooperatifine katkı sağlamak, onlara ürün elde etmek için beyaz kirazı reçel haline getiriyorlar. Dünyada 1500 çeşit kiraz var. Bunlardan birisi de beyaz kiraz. Beyaz kiraz en çok bizim Ereğli bölgesinde yetişir. Türkiye'de yetişen beyaz kirazların %90'ı Ereğli'de yetişir. Tabii bu biraz sofralık değildir. Sofralık olmamasının nedeni hemen toplandıktan sonra bir gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Kararma olduğu için de daha çok sanayiye giden bir kirazdır. Ama ne yazık ki bu yıl fiyatlarımız çok düşük. Yani şu kiraz 1400 lira, 1300 lira. Yani 1 lira 2 kuruş diyebiliriz eski ifade, yeni ifadeyle. Ama bunun pazarlanmasında yola dayanmadığı için sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu reçel haline getiriyor buradaki kooperatifimiz. Biz Tarım Müdürlüğümüzle beraber burada kurduğumuz kadınlara yönelik tarımsal kalkınma kooperatifinde kadınlarımıza arıcılık yaptırıyoruz. Arıcılık faaliyetlerine başladılar. Orada kovanlar da görürsünüz.
bir taraftan da yine el emeği, göz nuru, böyle organik, böyle anne şefkatiyle bir evinde yaptıkları şekilde beyaz kiraz reçelinde yapıyorlar. Beyaz kiraz reçelinin satışlarına başlayacağız. Bununla ilgili web sitesinden diğer vatandaşlarımız duyabilir. Beyaz kiraz aslında sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Yani beyaz kiraz diğer kiraza göre içerisinde aspirin ham maddesi olan asetik asidi barındırdığı için kanı sulandıran, fazla şeker ihtiva etmeyen tam sağlıklı bir ürün. Değerli izleyenler, Konya'da AK Parti'den 10, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 ve İYİ Parti'den ise 1 milletvekili bulunuyor. Toplam 15 milletvekili. Bugün Konya Adliyesi'ne gittiler ve mazbatalarını aldılar. 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekilliğine seçilen adaylar düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. 1.505.540.000 seçmenin bulunduğu Konya'da daha önce 14 olan milletvekili sayısı 15'e yükseldi. Törenin ardından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, daha önce merdiven altında gizli yapılan ittifakların bu seçimle şeffaf şekilde milletin gözünün önünde yapıldığını belirtti. Seçimlerin 7 düvele karşı yapıldığını ifade eden Sorgun şöyle konuştu. Aslında bu seçimler sadece Türkiye'de yapılmadı. Bunu da hepimiz gördük. 24 Haziran akşamı dünyanın birçok yerinde Konya ve Türkiye ile birlikte kutlama yapanlar vardı. Üzülenler de vardı. Bu seçimin sadece Türkiye'de değil 7 düvele karşı yapılmış olduğunu gördük. Efendim ERT Haber olarak sizler için her gün farklı konularla ilgili sokağa çıkıyoruz. Caddelerde insanlara sorular soruyoruz. Bugünkü konumuz bedelli askerlik. Özellikle gençlere sorduk. Gelmeli mi, gelmemeli mi? İşte aldığımız yanıtlar. Gündemde yoğun bir şekilde konuşulan bedelli askerliğin gelip gelmemesi hakkında vatandaşımıza fikirlerini sorduk. Sizce bedelli askerlik gelmeli mi, gelmemeli mi? Bence gelmeli ya. Neden? Yani şu anda ihtiyacı olan gençler var, çalışanlar var, yaş ilerlemiş olanlar var. O yüzden yani. Hayır, gelmemeli. Neden? Çünkü yani vatana hizmet ediyorsun herkes sonuçta. Vatanı görevini yapmalı. Vatanı görevini yapmalı yani. Aynen. Vatanı görevini herkes yapmalı. Bence gelmeli ablacığım. Neden? İsteyen gitsin, istemeyen gitmesin ablacığım yani. İşi olan adam da gidiyor, olmayan adam da gidiyor. Burada düzen kuracaksın, askerlik olunca gidemiyorsun işte. Gelmeli. Neden? Öyle bence daha iyi. Yani imkanı olan parasıyla yapmalı. Yani zengin fakir ayrılmamalı bence. Bütün herkes fakir nasıl yapıyorsa askerliği zengin de yapması lazım. Niye fakir çocuğu ölsün, zengin çocuğu yaşasın? Yani yaşlı için, yaşlı insanlar için gelmeli 40 yaş üstü için. Ama ben aşağısı için çok da gerektiğini düşünmüyorum. Herkes askerliğini yapmalı, deneyime sahip olmalı diye düşünüyorum. Bence bedelli askerlik gelmemeli. Çünkü yapanlara büyük bir haksızlık oluyor. O yüzden gelmesin ya. Herkes askerliğin tadına baksın. Yani şimdi bir konudan adam evlenmiş, işi gücü var adamın. Parası da var. Hem devlete yardım hem de eşini çocuğunu bırakmayacak. Bence gelmeli. İsteyen gitsin, parası varsa konuştursun yani. Bence gelmemeli yani. Her Türk evladı gidip askerliğini yapmak zorunda bence. Yani yani. Zengin de olsa, fakir de olsa hani. Fakirler illa yapacak diye bir şey yok. Zengin ne oldu da yapsın gitsin. Şey beni var, gelmesini istiyorum. Gelmemesini duyuyoruz. Her giden askerlik yapmıyor ki, çoğu devlete zarar zaten adamların. En iyisi parayı versin, bassın parayı, devlete yardım olsun. Bence gelmeli yani. Ya şimdi hani özelliğe göre değişmesi lazım biraz da. Hani insanlara da bağlı olması lazım. Ama bence gelmemeli. Neden? İnsan hani fakirle hani zenginlerin arasındaki o bağ kopmaması lazım. Efendim 2 hafta önce Rasim Ereğli Caddesi'nde bayanlara yönelik bir iş yeri açıldı. Ve geçen 2 haftalık süre içerisinde bu iş yerine ilgi oldukça yoğun. Şimdi bu haberimizi ekranlarınıza taşıyacağız, ancak reklam içerdiği için çok kısa 5 saniyelik bir reklam jeneriği verelim. Daha sonra bahsettiğimiz iş yerindeki kampanyaları ve fiyatları hep birlikte izleyelim. Ereğli'de 2 hafta önce açılan Deniz Butik, bayanların adeta yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Açılışı özel kampanyalı fiyatlarını müşterilerin takdirine sunan Deniz Butik yeni ürünleriyle bayan giyiminde çığır açacak gibi görünüyor. Efendim, Rasim Ereğli Caddesi Adesa Alışveriş Merkezi'nin hemen karşı tarafına yeni bir iş yeri açıldı. Çok kısa bir süre oldu. 2 hafta önce açıldı. Sadece bayan giyim üzerine. Doğrusunu söylemek gerekirse Ereğli bayanların da yoğun bir ilgisiyle karşılaştı bu iş yeri. Yetkili Deniz Hanım kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları ifade etti. Ürünlerimizin kaliteli olması, fiyatlarımızın gayet makul olması ve Ereğli'de daha önce böyle bir iş yerinin olmamasından dolayı çevre illerimize ve ilçelerimize gidip alışveriş yapmalarından dolayı şimdi Ereğli'de böyle bir güzel bir iş yeri olduğu için herkes yoğun bir ilgiye, bir de güler yüzümüzden dolayı yoğun bir ilgiye maruz kaldık. Yeni açılmamıza rağmen çoğu ürünlerimiz bitti. Yeni ürünlerimiz geldi. Kapalı ürünlerimiz, büyük beden ürünlerimiz, genç kızlarımızın giyeceği her tür ürünlerimiz geldi. O yüzden de bayağı yoğun ilgi altındayız. İnşallah daha güzel de olacağını düşünüyoruz. Peki neler var genellikle burada Deniz Butik'te? Neler var? Tişörtlerimiz var, bluzlarımız var, uzun elbiselerimiz var, kapalı kıyafetlerimiz var, bol pantolonlarımız, eteklerimiz, günlük yaşantıda giyebilecekleri elbiseleri, gece kıyafetleri. Yani daha çok aklınıza gelebilecek her türden modellerimiz mevcuttur. Evet, peki şimdi aslında biz girişte söyledik ama bir kez de sizden dinlemek istiyoruz. Deniz Butik nerede ve açılışa özel kampanyalı fiyatlarımız devam ediyor mu? Açılışa özel kampanyalı fiyatlarımız devam ediyor. Deniz Butik Adese karşısında Komegene'nin hemen yan tarafında. Deniz Butik olarak zaten tabelamızda da herkes görebilir. Burada gelip ürünlerdeki fiyatlar ve ürünlerin kalitesi noktasında bilgi almak istiyorsanız Rasim Ereğli Caddesi Adese karşısındaki Deniz Butik'e bekliyoruz değil mi? Evet, doğrudur. Peki. Evet, özellikle bayanlara duyulur efendim. Şimdi Türkiye gündemi. Hafta başından bu yana uyarılar veriliyordu. Beklenen yağış İstanbul'a geldi. Alt geçitler suyla doldu. Sürücüler mahsur kaldı, caddeler göle döndü. Önce Boğaz hattında etkili olan şiddetli yağış kısa sürede İstanbul genelini etkisi altına aldı. Yağmura sokakta ya da yolda araçlarında yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede hem Anadolu hem de Avrupa yakasında pek çok noktada yollar göle döndü. Su baskınları yaşandı. Anadolu yakasında yağıştan en çok etkilenen noktalar Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe oldu. Avrupa yakasında ise yağış sonrası en fazla sorun yaşanan noktalar Esenler, Bakırköy ve Bağcılar oldu. Araçlar Bakırköy-Bahçeli Evler bağlantı yolu alt geçidinde oluşan su birikintisinde kaldı. Araçta kurtarılmayı bekleyenler otomobil üstüne çıkıp otururken bazı sürücüler de araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat su birikintisiyle mücadele eden vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul genelinde çok fazla ev ve iş yerini de su bastı. Belediyeye bağlı ekipler gece boyunca su baskını ihbarı yapılan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Yağış hava trafiğinde de önemli aksamalara neden oldu. Gece yarısı hem şiddetli yağış hem de yoğun elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İniş yapmak isteyen uçaklarsa farklı havalimanlarına sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik aksamanın ardından uçuşlar normale döndü. Ancak çok uzun süre uçaklarda bekletilen yolculardan bazıları zor anlar yaşadı. Yağışlardan etkilenen tek yer İstanbul değildi tabii. Sağanak yağış Trakya'da da etkili oldu. Yağışla birlikte su baskınları yaşandı. Fırtına ağaçları devirdi. Bazı evlerinde çatısı uçtu. Sağanaktan Tekirdağ Devlet Hastanesi de nasibini aldı. Zira hastanenin giriş katını su bastı. Bunun üzerine acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Biriken sular hastane personeli tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.
AKOM dün gece saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı daha yaptı. İstanbul'da saat 21'e kadar sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Açıklamada kentin Marmara Denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışının etkisi altına gireceği belirtildi. Ve vatandaşlardan şiddetli yağışa karşı dikkatli olmaları istendi. Tekrar edelim, İstanbul'da yağış bu akşam saat 21'e kadar etkili olacak. İstanbul dün akşam şiddetli yağış ve doluya teslim oldu. Şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ard arda düşen yıldırımlar da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkiinde otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Elektrik direğinden bir anda otoyola saçılan kıvılcımlar sürücülere zor anlar yaşattı. Yıldırım düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimin ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki AK Parti ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Soylu, Beyoğlu, Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'nın ardından Esenler ilçe başkanlığına giderek partililere seçim döneminde gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Özellikle bu seçim döneminde Gazi Osman Paşa ilçe teşkilatımız bütün birimleriyle birlikte büyük bir enerji ortaya koydu. Yorgunluğunuzu attınız mı? HDP'yi baraj üzerine çıkaran CHP seçmenidir diyen Bakan Soylu, bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur dedi. Karşımızda siyaset yapanların ortaya koyduğu örnek apaçık durmaktadır. HDP'nin aldığı oy Türkiye'de %8,5'tür. Yani baraj altı kalmıştır. HDP'yi baraj üzerine çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi seçmenidir. Ve bu seçmenin de bir bölümü. Bu onların sorumluluğudur. Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur. Bunu da açık altına sizlere söylüyorum. Ve bu sorumluluk tarihe yazılmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere CHP il başkanlarıyla ilgili talimat verdiğini de dile getirdi. Valilere, evet, müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedi. Bu kadar basit. Bakan Soylu Buldan'ın açıklamasına da cevap verdi. Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradı. Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarda birlikte olsunlar. Arnın Doğu Bayazıt ilçesine bağlı Yaygın Yurt Köyü kırsalında silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin cansız bedeni elektrik direğine bağlanmış şekilde bulunmuştu. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi
Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Ereğli'de 2 hafta önce açılan Deniz Butik, bayanların adeta yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Açılışı özel... Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratbe İnovatif serisinden. Selenit, Fratpen. Fratpen, Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.